Bismillahirrahmanirrahim. Biz burada İslam'ı anlatan salih, takva sahibi alimlerden, yani ehli sünnet alimlerinden bahsediyoruz. Bunlar itikatları temiz ve sağlam, amelleri güzel, ahlakları mazbut, oturaklı, ağırbaşlı, görüldüklerinde bakanlarına Cenab-ı Hak hatırlatılanlar, İslam'ı temsil yeteneğine sahip kimseler, seçkin kimselerdir. Dinleyici veya kitaplarını okuyucu kimselere de şunu ehemmiyetine binaen şiddetlere de şunu ehemmiyetine binaen şiddetle hatırlatıyorum ki bunların dışındaki itikadı bozuklardan sakınsınlar. Bunlar cemiyette görünen şeytanlardır. Şeytanın onları oyuncak etmiş ve kullanmaktadır. Şeytan insanlığın apaçık düşmanıdır. Hep kötülüğü, günahı ve Allah'a isyanı allayıp bullayıp süsleyerek güzel göstermeye çalışır. Müslümana, abide, zahide, zikreden mutasavvife, tasavvuf yolunu benimseyene ayrı ayrı silahlarla, değişik taktiklerle saldırır. Bu lanetli şeytan huzur-u ilahiden kovulmuştur. Kıyamete kadar insanları yoldan çıkarmak için izin ve müsaade istemiş olup kendisine de bu müsaade verilmiştir Allah tarafından. Burada hatırlatmak istiyorum ki şeytan münkirlerle, putperestlerle pek fazla uğraşmaz. Onun en fazla uğraştığı, yoldan çıkartmak için çalıştığı kimseler Müslümanlardır. Onların imanlarını çalmak için üzerlerine yoğunlaşır. Ezan okunduğunda müezzinin sesini duyamayacak kadar uzaklara gider. Binlerce ah, vah eder ve hayıflanarak der ki, eyvah bana! Bana yazıklar olsun. Ademoğlu duydu, iman etti ve kurtuluşa erdi. Ben ise isyan ederek lanete uğradım. Pişmanlıklar içerisinde kıvranır durur ama bu kıvranmanın ahirette ona hiçbir faydası olmayacak. Dünyada saptırdıkları ile birlikte cehennemin azılı ve korkunç bekçileri, zebanileri tarafından yaka paça tutup cehenneme atılacaklardır. Mahşer gününde hepsi şeytanın başında topyekün toplanacaklar ve kendisinden yardım isteyeceklerdir. Şeytanın cevabı nedir bilir misiniz? Yıkılın gidin karşımdan. Şu an kendimi ben bile kurtaramıyorum. Şeytanla şeytanın yolunda olanlar arasında böyle acı acı konuşmalar olacaktır. Onun içindir ki bu kitabı hazırladığım bu esnada şeytandan kendimizi korumamız icap ettiği gibi ayrıca şeytana benzer insanlardan da sapkınlardan da kendimizi korumamız lazımdır. Erkek olsun, kadın olsun buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bunun yanında tabiatıyla bir de şeytanlarla işbirliği yapıp İnsanlar üzerine saldıran cinler vardır. Cinler de iki kısımdır. Aynı insanlar gibi. Onların Müslüman olanları var, kafir olanları var. Kafir olanları şeytanla işbirliği yaparak şeytan onların başında onları yönlendirir. Şeytanın yapamadığı bir şeydi. Onları şeytan hizmetçi olarak kullanarak insanlara zarar ziyan verir. Ve dolayısıyla tabi bunun yanında bir de tabi bu sihir büyüyle uğraşarak insanlara zarar ziyan verenler işte şeytanlarla işbirliği içerisinde olup demek böyle insandan büyücüler ondan sonra şeytanlardan yardım isteyerek bir takım şeyleri kafir cinlerden de yardım isteyerek insanların üzerine saldırıyorlar. Bu şu demektir. Şunu anlatmak istiyorum bu
konuşmamda. Madem ki kayda alınıyor, şunu anlatmak istiyorum. İnsan bir hazine sahibidir, imanlı olduğu için. Bunu elde etmek için üçlü bir çalışma içerisinde şeytan, inkarcı cinler ve tabii inkarcı olan insanlar, münafıklar da bu üçü birden Müslümanların üzerine çullanıyorlar. Ve tabiatıyla bunun dışında nefisler de, değil mi? Bunlar da insanın düşmanıdır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, nefsuke matiyyetuk ferfuk biha. Yani senin nefsin senin binitindir. Ona rıfk ile muamele et buyuruyor. Yani normal olan arzularını yerine getirmek lazım. Ben hiç, evet, iftar etmeyeceğim, sene boyu oruç tutacağım demek nefse çok ağır gelen bir husustur. Bu hususu sevgili Peygamberimiz bir hadisiyle yasaklamıştır. Bunun teferruatına girmiyorum. Ben gece boyu, hele hele uzun geceleri hiç uyumadan nafile namaz kılacağım. Bu da doğru değil. Veya Kur'an okuyacağım. Bu da doğru değil. Yani sevgili Peygamberimiz bu hususu da nehyetmiştir. Ben bir peygamberim, böyle böyle yapıyorum, gece nafile ibadet ediyorum ama ve in erkudu, yani yanımın üzerine yatıp da yorulduğumda dinleniyorum. Evet, sonra bir gün oruç tuttuğum olur, sene boyu oruç tutmak istiyorsanız Savmu Davud dediğimiz bir gün yiyip bir gün oruç tutmayı emretmiş vesairedir. Ondan sonraki olan hususa da çok dikkat etmemiz lazım. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimiz hadihi sebili veya hazihi sünneti. Bu benim sünnetimdir, benim yolumdur, hak olan yolumdur. Evet, buyurmuştur. Ve bunun tabi femen regibe an sünneti feleyse minni, benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Hangi sünnet olursa olsun. Onun için sünnet hususuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Onun hayatını kendi hayatımıza uygulamamız lazımdır. Derler ki 3000 küsür sünnet vardır. Mesela bir iki tanesini örnek verecek olursak, değil mi? Misvak kullanmak bir sünnet-i seniyedir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle buyuruyor. Yani es-sivaku matharatun lil femi. Sivak, misvak kullanmak ağzı temizler. Sonra siz ağızlarınızı misvak ile temizleyiniz. Çünkü o Kur'an okunan ağız, Kur'an okunan mekanlardır diye buyuruluyor. Tabii bugün artık misvak kullanmanın ne kadar faydalı olduğunu saymakla bitiremiyorlar. Elin adamı ki gayrimüslim, evet, Löşece ne demiş? Larbe de Muhammed. Fransızca bir kişidir. Yani böyle bir kitap yazmış. Larbe de Muhammed demek Muhammed'in ağacı ki burada misvak kullanmanın faydalarını saymıştır. Bizim alimlerimiz ne güne duruyor? Doktorlarımız ne güne duruyor? Yani biz bazen tedaviyi uzak yerlerde arıyoruz. Halbuki tedavi rahmet olarak, şifa olarak Kur'an'dır. Ve nunezzilu minel Kur'an ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin. Kur'an-ı Kerim'in şifa olduğunu, müminler rahmet olduğunu buyuruyor. Ama bunu derken, hani hastalandığınız zaman doktora gitmeyin, şey yapmayın, tamam tevekkül edin yatın demiyorum. Sebepler ayrı bir husustur. Ama Kur'an hem ruhumuzu hem bedenimizi, yani zahir doktorların yapamadığı ruhi bunalımlara da çaredir, bunu bilmek lazım. Kur'an okunduğu zaman, dinlendiği zaman insanın morali düzeliyor. Bir sekine de indiği de oluyor. Bunlar da ayrı hususlardır. Ben bu kitaptan bir pasaj okudum. Okumadığım şeyleri de anlatmaya çalıştım. Yazdığım bu kitap tebliğ metodu. Bakınız, onu da burada söyleyeyim madem oldu. Böyle oldu. Tebliğ
İrşad, nasihat ve davetin esasları diye hak yolcularını özellikle vaiz ve vaizelere veyahut da irşad durumunda olan kimselere yazdığım bir kitaptır. Yazmaya çalıştığım bir kitaptır. Bilgilendireyim. İnşallah Rabbim nasip eder de böyle bir çalışmayı tamamlarsam faydalı olacağına inanıyorum. Girişte şöyle demişim. Umumi manasıyla aslında her mümin veya mümine tebliğci, irşad edici ve davetçidir. Özel ve hususi manasıyla peygamberler ve onun yolunda olan alimler verese-i enbiya'dır. Bu üç kelime tebliği Cenab-ı Allah'ın kitabında ve Resulullah'ın hadislerinde ne varsa bunları bütün insanlara duyurmak, irşad edip yol göstermek ve bunlara uyulmasının hem dünya ve hem de ahiret için kurtuluşa sebep olan unsurlar olduğunu tatlı dil ve usulüne uygun olarak anlatmaktan ibarettir. Anlatacağız. Hadis-i şerifi de hatırlatıyorum. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, eğer ki zihnimin yani duruluğu yok, belki yanlış nakledebilirim. Yani vallahi lete'emrunne bil ma'ruf ve letenhevne anil münker. Yeminle söylüyorum ki, ümmeti Muhammed, yeminle söylüyorum ki, siz Allah'ın emirlerini, yasaklarını, yani emirlerini bildirmek, ya bildirirsiniz, nehilerden de yasaklarsınız, yeminle söylüyorum, yoksa üzerine şöyle şöyle belalar, musibetler yağar diye buyuruluyor. Niye didiniyor bazı insanlar? Niye didin? Yani hocalarım, irşad vazifesi, yani çırpınıyorlar. Acaba bir kişinin hidayetine vesile olabilirim mi? Mümin olanların amelinin artmasına sebep olabilir mi? Bakınız, bu konuşmayı yaptığım gece yeni bir yıla giriyoruz. Yarın 1 Ocak 2021 Avrupa alemi. İnançsızlar ne yapıyorlar? Yani adım adım şeytanın izini takip ediyorlar. Müslümana bu yakışır mı? Onların alemini bırakınız. Yani bu kadar imma olmayalım, taklitçi olmayalım. Onlar yapıyorlar burada. Ben onların içerisinde yıllardan beri kaldım, görüyorum. Onlar böyle bir batıl inanç içerisindedirler. Evet, yani hezeyanlar, içmeler, kumar oynamalar vesaire. Ama Türkiye, geçen seneler, daha önceki seneler gördüğüm gibi inşallah bu sene biraz daha düşük olsun diye temenni ediyorum. Çünkü bu korona bizi bağladı, sıktı, boğazımızı sıkıyor. Yani bunu tahlil ederken, analiz ederken öyle diyeyim. Buradan da oraya geçiyorum. Hiç kuluna zulmeder mi Mevlası? Kişinin çektiği kendi belasıdır. Bunu bilmek lazım. Şu kadar isyana, şu kadar fitne fesadın çıkmasına tabii ki evet, bir insanların birçokları kusurludur. Gerçek manada biz tebliği, irşadı yapmış olsaydık herhalde bu kadar çok bela uzun uzun gitmezdi. Yani bunu da burada size söyleyeyim. Her şeyi getirip dine dayıyorsunuz. Ya yok mu? Kur'an-ı Kerim'de. Yani şimdi hatırladığım kadarıyla, yanlış da olmasın, 6000 kadar rahmet, merhamet ve bunun iştikak dediğim köklerinden çıkan şey var. Kur'an-ı Kerim'de ifade eden kelimeler var. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Bak, Er-Rahman, Er-Rahim. Gördünüz mü? Hem Rahmandır hem Rahim. Rahman, Rahim acıyan manasına geliyor. O itibarla bunlar böyle gidiyor. Biz Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyoruz. Etti mi? Sadece besmele 2 rahmet kelimesi geçiyor. Yani bu Allah'ın bize olan rahmeti fazladır, 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 çoktur. Ama tabii ikabı da şiddetlidir. Bu durum itibariyle yani düşünecek olursak tebliğ, irşadın çok büyük
önemi vardır. Anlatmak lazım. Ehli sünnet üleması, evet, bunu hak rızası için bir karşılık beklemeden Allah rızası için yapıyor. Bunun ya menfaat yok, dünyevi bir şey yok. Bildiklerini anlatıyor. Ya düşünebiliyor musun? Bunu düşünmek lazım efendim. Bilmek lazım. Şimdi bakınız, merhamet hususunda dedik ki böyle dedik. Bir savaş zamanıydı hatırladığım kadarıyla, bir olay cereyan ediyor. Savaş bitti. Nihayete erdi. Bir olay meydana geldi. Bir kadın telaş içerisinde o tarafa koşuyor, bu tarafa koşuyor, 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 koşuyor. Ondan sonra da böyle olunca bir çocuğunu arıyormuş Merit. Bir çocuğu bul. Anasıymış. Böyle iştiyakla sarıyor, bağrına bastırıyor, öpüyor, kokluyor. Peygamberimiz, sahabiler orada hadiseyi gözledikleri için, bakınız, hem öğreten hem öğretici olan ne kadar güzel bir olay. Bir tek bunu alsak ve buna göre hareket etsek, emin ol dünyalar bizim olur. Dünyalar güllük gülistanlık olur buna göre hareket edecek. Cenab-ı Allah'ın rahmetini gösteriyor. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Etravne hadihil imrata tarihaten veledeha finnar. Ne dersiniz ashabım? Bu kadın arayıp arayıp da telaş içerisinde bulduğu bu çocuğunu, öz yavrusunu cehenneme atar mı? Peygamberimizin bu sualine karşı, la hayır ya Resulullah, böyle bir şey mümkün değil, onun doğasında bu var. Ve bunun üzerine Peygamberimiz adeta, ne derler, taşı gediğine koyuyor. Tam merkezi bir atışla diyor ki, bakınız bu kadının çocuğuna karşı olan merhametinden milyarlarca defa, ben o şekilde ifade edeyim, hadiste bu yok ama çok çok. Ancak o şekilde ifade, milyarlarca defa Cenab-ı Allah kullarına merhamet sahibidir. Bundan haberiniz olsun. Neden cehennemden hep bahsediyoruz? Neden kabir azabından bahsediyoruz? Neden efendim böyle bizi korkutmaya çalışıyorsun? Hiçbir kimsenin demeye mecali yoktur. Cenab-ı Allah öyle buyuruyor. Korkutuyor, müjde de veriyor. İnsanlar akıllarını başına alsınlar. Tebliğcileri dinlesinler. O itibarla bakınız, işte buradan şunu anlatıyorum. 6000 kelime olarak rahmet, merhamet kelimesi Kur'an'da geçiyor. Rahmeti fazladır. Hadiste hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Yani hatırladım değil, bildiğim kadarıyla. Sebekatı gadabi rahmeti. Sebekat rahmeti gadabi, yani benim rahmetim gazabımı geçmiştir. Yani çok gazabı azdır rahmeti karşısında. Evet. Onun için ana rahmine de ana çocuğun düştüğü mekana da, yere de ana rahmi denir. Rahim rahmetten geliyor. Rahmetten gelmesinin sebebi, onu orada 3 tane zulümat geçiyor Kur'an'ı. 3 tane karanlık perde içerisinde muhafaza ediyor rahmetinden dolayı. Yediriyor, içiriyor ya. Onun için rahmetten geldiği için ana rahmine de o isim verilmiştir. Ana karnında çocuğun beslendiği mekana, yere o isim verilmiştir. Yani burada daha doğmadan başlıyor insanlara olan merhameti. Yoksa o şekilde korumamış olsaydı, yedir biçirmemiş olsaydı, değil mi? Hayat devam eder miydi? Onun için bunlara demek ki dikkat etmemiz gerekiyor. Ben ansızın böyle bir şeyle karşıya karşıya geldim. İnşallah hayra vesile olsun. Ama dedim ki yılbaşıdır yarın, evet, 1 Ocak 2021 yılına giriyoruz. Tabii Avrupa Gregorian takvimine göre olan bu şeydir. Müslümanın yılbaşısı biliyorsun hicretle başlar, onunla devam eder gider. Ama tabii böyle bir takvim icap etti de biz şimdi o şekilde söylüyorum.
diyorum ama bunların kutladıklarına, yaptıkları şeyle hiç olmazsa taklit etmeyelim. Onları da biz almayalım. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizi uyarıyor. Bakınız şöyle buyuruyor. لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلِكُمْ شِبْرًا شِبْر بِشِبْرٍ وَزِرَاعًا بِزِرَاعٍ hatta lev dahalu cuhra tabbin le dahaltumuhu. Bakınız bunları bize haber veren Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ey ümmeti Muhammed, ne yine duruyorsunuz? Güzel İslam karşımızda, dünyamız için yeter, ahiretimiz için yeter. Yeter ki bir çalışalım, birlik beraberlik içerisinde olalım, dualarla, ibadetler, namazlarla İslam'ı öz benliğimize, içimize, ruhumuza, yani her türlü mesamatımıza, hücrelerimize kadar bunları sığdıralım. Bunları bu şekilde sığdıralım, içimize hazmedelim. İşte hadisin tercümesini verecek olursa mutlaka diyor. Letettebi'anne. Evet, mutlaka siz tabi olacaksınız, uyacaksınız. Bu şirret işleri yapacaksınız. Bu şerir kötü işleri yapacaksınız. Sünnene menkâne kablekum. Sizden öncekilerin, geçmiştekilerin batıl yollarına, evet, şibran bir şibir, şibir karış demek. Karış karış. Ve ziraan bir zira, zira da şu uzunluktur, yani parmak uçlarından şuraya gelen eski uzunluk birimlerindendir. Bu şekilde hadislerde onları çok görürüz. Tatbik edeceksin. Hatta diyor hadis-i şerifin devamında lev dahalu cuhra dabbin, keler diyorlar, dab kelimesi, keler, bir diğer isimle kertenkele diyorlar, kertenkele. Onun girdiği deliğe girmiş olsalar bile, o geçmişteki şirir kavim, benim ümmetimden de onu taklit edecek olan kimseler çıkacaktır diyor. Evet. Bakınız, bunları söylemeyelim, anlatmayalım, ikaz etmeyelim ümmetim. O zaman sen tebliğ vazifesini yapar mısın? İrşat vazifesini yapar mısın? Mürşitlik vazifesini yapar mısın? Değil mi? Bunları yapmamış olursun. İşte bunları yapmadığın takdirde, davet vazifesini de yapmadığın, İslam'a daveti anlatmadığın takdirde bunlar da, değil mi, aleyhimize dönen şeyler, herkes gücü yettiği kadar, ama özellikle bu hususun mütehassısları olan hocalar, alimler, ehli sünnet vel cemaat alimlerin hocalarını kastediyorum. Onları kastediyorum. Bak birkaç, evet, Mekke'nin fethi de kutlandı. Bu arada da tabii ona da değinmek icap eder ama zaman yok. Siz uzun dinlemeye pek, biz daha doğrusu bazı kimseler uzun dinlemeye pek alışık değiller. Okumaya hele hele çok alışık olmadık. Onun için okuyalım. Kur'an'da okuduğumuz gibi dini bilgilerimizi teyit edelim. İşte bunu Peygamberimiz asırlarca önce haber vermişti. Bunların hepsi bir mucize-i peygamberidir. Allah bildirmiştir. O da biliyor. Bize de haber vermiş. Bizim korunmamız için. Değil mi? Bunları yapmayın. İşte bu şekilde taklit ederseniz iman gider. Müslümanlıkla olan bağınız kopar gider. İmanla küfür arasında öyle ince bir sınır var ki kılıçtan ince, evet, kıldan ince, kılıçtan keskince bir sınır var. Buna dikkat etmek lazımdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz hadiseyi haber verirken diyor ki sizden önce Arap ülkesinde, yani Araplar arasında bu taklitçilik hastalığı mevcuttu, vardı. Bunu yapmayın, çünkü onlar taklit ederseniz onların adetlerini benimsemiş olursunuz. وَلَا تَكُمْ مِنَ الْاِمَّعَ اِمَّعَ dediğimiz, yani taklitcilerden olmayınız. Hatta taklitçinin bir
şeysi de insanı felakete götürür, bundan men etmiştir. O bakımdan demek ki İslam'ın, evet, bize daveti açıktır. Ahiret, dünyada kurtuluşa, ahirette de kurtuluşa götüren bir yoldur. İslam dininden taviz vermiyor. Ne diyorlar bugün? Ödün vermeyin. Evet, zor değil. Cenab-ı Allah ve ma ceale aleykum fiddini min harac. Millete ebikum İbrahim. Dinde size Cenab-ı Allah size zorluk çıkartmadı. Buyurulmaktadır. Hiçbir zorluk yok. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. İşte hiçbir kimseye Hazreti Allah gücünün haricinde üstünde bir şey teklif etmemiştir. Bunları bilelim. İslam'a sıkı sıkı sarılalım. Hazreti Ali'den mervi olan bir hadis-i şerifle kapatmak istiyorum. Elimizde Kur'an var. Peygamberim hadisleri var. İslam alimlerinin yazdığı sahih kitaplar var. Fıkıh kitapları var. Tefsir kitapları var. Veya başka faydalı faydalı eserler var. Evet, faydasız olanları, sapkınların yazdıkları kitaplara iltifat etmeyin. Onlar yanıltıyorlar. Ne diyecektim? İşte o itibarla Hazreti Ali Efendimiz'e ile bir konuşma geçiyor. Peygamberimiz buyuruyor ki, yani Hazreti Ali'nin bulunduğu bir mecliste, diğer mecliste, yani bu hadis ondan rivayet edilmiş. Ruviye an Aliyin radıyallahu anh, böyle başlar. Peygamber bu, setekunu fitenen kekıta el leylil muzlim.